Bu familiyə gördəmiz. Şəxsən Şəhrdəyəki sarı rəqəmimiz insanlar, sarı rəqəmimiz onalar ötkənlər. Onalarının doğulğan günləri bu gün. Oşə münasibət bilan familiyə gördəmi çıxırıbdılar. Sarı rəqəmimizi, oynalarını dua qılar, onalarını Ne zaman yaptın? Sizlerden mutlu musun? Katta rahmat sizlere. Lokeller için. Birler size min birsin Allah'ım. Duasını siz bilsen. Siz de ben yordam koyamışsın. Siz de yakında yordam koyamışsın. Allah'a ekber. Hangi ofkiz? Sen iyisin. Ben de Allah'ım. Rahmat ya sen. Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Yana men Anvar Boqiyev. Alochi.uz kanalimda mehr qo'llarini uzataylik loyihasi asosida tayyorlangan videolarimizni qo'yishni boshladik. Bugungi videomiz mehr qo'llarini uzataylik loyihasi asosida tayyorlanadigan turkun videolarimizning davomi bo'ladi. Bugun ham kam ta'minlangan, nogironligi bor xonadonlarga ihson tarqatamiz. Bugungi ihsonimizni Sharsabz shahrida yashovchi tadbirkor Xomi akamiz tomonidan bo'lyapti. Siz ham o'z hissangizni qo'shib, mehr qo'llarini uzataylik loyihasiga qatnashing va Sharsabz nogironlar jamiyati birgalikda mana shu mehr qo'llarini uzataylik loyihasini olib boryapmiz. Siz ham o'z hissangizni qo'shishingiz mumkin. İhsonlaringizni yoki o'sha kam ta'minlangan oilalarni bizaga ko'rsatsangiz, biz borib, qo'ldan kelgancha yordam berib, o'rganib, sharoitlarini o'rganib, yordam berishga harakat qilamiz va mana shunday tadbirkor akalarimiz tomonidan ihsonlarni obor topshirib, qo'ldan kelgancha o'zimizni ko'magimizni berib boramiz. Siz ham bu mehr qo'llarini uzataylik loyihasiga o'z hissangizni qo'shing, bizga qo'shiling. Video opisaniyasida bizning manzillarimiz joylashgan, telefon nomerlarimiz bor. Biz bilan birga ishlab, mana shunday saxovatli ishga o'z hissangizni qo'shing. Qani bo'lmasa videoni boshladik, like'larni bosib,
o'z fikrlaringizni yozib qo'ying. Ana hozir biz Kitob tumanidagi Tozor mafiyaga yashovchi 1-guruh nogironi Ostona Ozuqlarni xonadoniga tashrif buyurdik. Ostona Ozuqlar yolg'iz ona va qo'shni yo'qotgan 2 nafar farzandi bor. Sharoiti og'ir oilasi bilanadi. Mana bugungi xomiyimizning ehsonlarini olib kelib Zuhraga topshirdik. Bizda ehson deganda albatta dasturxon solib to'rtta oqsoqol chaqirib qo'yish tushunamiz. Nemas mozgina ehsonimiz bor deydi, bo'ldi. İhsonning boshqacha formasini biz bilmaymiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan Jibril alayhissalom kelib, ana shu mashhur hadisda aytiladi: "Axbirni ani ihson. İhsonni nimaligini bildiring ya Rasululloh" deb keladi. Ya'ni diqqat qilaylik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ihson degan so'zga qanday ta'rif bergan? "An ta'budalloha ka'annaka tarohu, fa in lam takun tarohu fa innahu yarak." İhson degani bizi tushunchadagi dasturxonlamas, o bitta ko'rinishi u. Ihson degani de Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohni ko'rib turganingdek ibodat qilishing dedi. Sirk bu chiqib qolibdi-da. Buni qilibdi, attiyamda. Tumoq tiyibdi, ya xlab shunda ikkita oyoq yaqlab qolibdi. Chida daromad yo'q. Bitta ona evozi. Birinchi guruh nogironi bir necha yillardan buyon imkoniyati cheklangan sharoit og'ir oila, oilasi yolg'iz ona qaramog'ida yashaydi. Hozirgi kunda yordamga muhtoj, nafaqat yordamga muhtoj, uy joyi yo'q, mana hozir kvartiraga turadi, mana shu turgan nimasiga ishon qilgan, shu olgan pensiyasi nogironlik nafaqasini to'lab turibdi. Sharoiti og'ir, eng nochor og'ir oilalardan hisoblanadi. Assalomu alaykum.
Yaxşı, Abdullah. Abdullah aka zo'r misiz? Tanzam. Sovuqlar qiynalmayapsizmi? Ancha bir qo'y. Olinglar suv. Duo qiling otaxon. Otaxon, buon duo qilib bering. Amin. Azizlarim, qo'llaringizni sog'omat qo'yinglar. Nima niyatga bitdingiz? Hoji bo'l bo'lishgami? Yo'q, ota-onamiz nimalarga? Ha, ota-onalariga, ruhlariga nima bo'ldi? Nima ota-onalariga, ruhlariga shod bo'lsin. Hoji bo'l bo'lsin, bu ayting bu. Hoji bo'l bo'ling. Alloh akbar. Shunday bo'lsin. Yoshlikdan uylanmagan. Bir o'zi. Men shu mayda suvda o'qatchiga nisasiga o'zim qildim. Sizlar xushlari bor ekan. Ha. Doğru. Şunca mahalleden şu akıge nasip oluyor karayı. Bunu otası hangi tayinle gitkendi? Anca yıl bulup gitti. Anca yılla bir mağazım karayı. İşte soğuk, mayda çürüde uğraklılması gibi hem mahsiye ben karayı. Kazmalı Şahsı abi şehir, Marifet Mahallesi yaşıyor için Nabiyev Abdullah Baba'nın konudanına taşrif verdik. Nabiyev Abdullah Baba ikinci grup Nagra'nı. İmkoniyati cheklangan, uylanmagan, uylanish imkoniyati bo'lmagan inson, qarovchisi yo'q. Hozirgi ihsonimizni Shahsab shahar yashovchi homiyimizning ihsonlarini olib keldik. Bu ihsonni onalarining tug'ilgan kunlari munosabati bilan ihson chiqaribdilar. Mana shu ihsonlarni olib kelib Abdulla bobaga topshiramiz. Kimda-kimda ihsonlari, homiyliklari bo'lsa, biz bilan hamkorlik qilishingizni iltimos qilib so'rab qolamiz. Hamkorliklaringiz tabii holatda yoritiladi. İnsonlari, onalari o'tib ketganlar, onalarining tug'ilgan kunlari bugun. Shunga xudoya qilib imkoniyati cheklangan sharoitda o'g'irlarga bersak degan maqsad olib keldilar. Rahmat aka. Endi bittagina akamizni Alloh omin, olamlar dunyomiz tinch bo'lsin. Mana shu keladigan bayramlar hammamiz uchun yaxshi, yaxshi yil bo'lsin. Mana shu bergan narsalarni Xudo dargohiga qabul qilsin-da, hamisha to'qqalaringiz yaxshi kun yashatsinlar. Allah'a emanet olun. Onun kandan doğup var mı? Joy cennetten mi? Şu anamız diyen bak ki, cam ki utken dumalarda joy cennetten mi? Şu anamız diyen bak ki ruhlar için joy diyorsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Aki rahmet. Nazı nimetlere. Yükenler sınazı kudur dergeye kavursun. Sizden razı olup kalbi kalbi. Amişe topkullarız yakışık bir şeyler. Etkeniz kesin. Bu homiylik yordamimiz. Shahsab shahridagi Sarvar akamiz ihsonlari. Sarvar akamiz onalari o'tganlar. Onalarini tug'ilgan kunlari bugun. O'sha munosabat bilan homiylik yordami chiqaryaptilar. Sarvar akamizni oilalarini duo qilasiz. Onalarini sharq qilgan kerak, yo'q bilmayman. Nima niyat qilgan, niyat qilibdi. Ketdi. Hammalarini sog' salomat qilaylar. Nima niyat qilgan, niyat qilibdi. Ballar bo'lsa sog' omon bo'ladi. Hamma yangi yil olib hammamiz sog' salomat qilaylik. Qayyum va Marziya onani xonadoniga tashrif buyurdik. Marziya ona yolg'iz ona.
Qaramog'ida 7 nafar farzandi bor. Farzandlari uylangan, chiqishga uy-joylari yo'q, uy-joy qilishga imkoniyatlari yo'q. Mutasaddi tashkilotlardan shuni iltimos qilib so'raymizki, agar imkonlari bo'lsa, mana shu xonadonga uy-joy tomonlama yordam berishlaringizni so'raymiz. Gerçi Allah'ta kör olma iken bu sezam dedi. Allah beni körüp durdu degen şu uğurdan ibadet kısız. Bu en katta ihsan dedi. Yani her bitti işte Allah'tan korkup durup kılıçlıyım iken ihsan iken. Bu çok kısa. Buna gözet iken dastırhan o şey bir 10 kıl 20 kıl körünüşten bittes halas. Peki ihsan degen de fakat ne diyemiz? İhsan persan kıptırayım dese aki bizim kolumuzda bosa kalar dediydi. İhsan degen fakat pulge bağlamaz buradalar. İhsan da fakat baylar kılıç gereğmez. Müslüman adam özünü, hunarını zor kılıp kısa ihsan. Müslüman adam bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisle de aytadı. Eğer soysaylar canavar dedi. Pişakıyla da ötkür kılıyorlar, rahatlantırıyorlar canavar dedi. Bu da gene bizi tırdakken de profesyonalizm de gene buradalar. Her bitti iş kılıyorken de Müslüman adam özünün işini profesyonalı buluş gerek, ustası buluş gerek, eplemaçı buluş gerekmez buradalar. Ata babalarımız o şey dinini mahkemişler. Profesyonel boyanda İbn Sina'lar, Buhari'ler, Tirmizi'ler çıktı. Bitti iş düşeken zor kıyken şuna sana. Şimdi ben şu işim iken şu epilepsi epilepsi koyarken gap etmeydi. Maşini usta mı? Zor buluş gerek. İhsan hakkı da yapıra diyen bu sek. Ayağını tazele yaptın patinkesin çökkeler. Zor tazalasın. Çünkü bana şunu iken ihsan iken. Namazda türktün buradalar. Kıyamınlar elde zor tursun. Orkaya ketip koymasın. Şunu alayım mı? İhsan degeni, Müslüman adam, kaysi işti kısayan, Allah körüp durgen dek, Allah razı boladı yöndek kılıp kısa, ihsan bularken. İhsan, her bitti Müslüman'da, her bitti kılayken şike, şimdi doğru kere diyen dersin. Bana ihsan da şunu alayım oldu. İhsan degeni, başkaça bana sana bir yakşilik kılıçlığı degeni, muruvat kılıçlığı degeni. Endi zayıflarga ihson dedik bugungi darsimizning mavzusini. Zayıf kim? Zayıf bu mana lug'atda kelishcha quvvatda aksi. Quvvatda yo'q bo'lishligi. Mana qarilik, qarichilikni mana Alloh taolo zayıflik deb Qur'onda bayon qiladi va asobahul kibaru va lahu zurriyatun du'afa. Mana shu qarichilik katta bo'lishlik, qarilik, zayıflik. Ya'ni inson qarigan inji bo'lib qoladi. Ancha-muncha narsaga bir ko'ni nima qilmay qoladi. Yoshlar bu narsa nima qilishi kerak ekan? Ko'tarilishi kerak ekan. Va yoshlik bolalarda yosh go'dak bo'lishligi bu ham zaiflik deb ta'rif qilingan. Zaif deganda musofir odam zaif bo'ladi. Chunki o'zining yurtidan uzoqda, yori birodarlardan uzoqda bo'lgan paytda kishini zaif bo'lganligi shu bo'ladi. Alloh taolo mana Qur'onda shu ayb alayhissalomda aytadi va inna lanaraka fina zaifa. Shoaib alayhissalom Madinaga kelganda bo'ladi. Sen zaifsan biz ichimizda deydi. Ya'ni seni orqangga turadigan qarindosh urug'laring yo'q deydi. Bu homiyning yordami. Akamiz olib keldilar Sharsar shahridan. Sarvar akamiz ihson olib keldilar. Hamidjon, senga. Senga olib keldilar. Sen yeysan. Umidjon, aytamizmi ular akaga? Amakiga aytamizmi? Aytamiz. Yurtlarimiz tinch bo'lsin. Koronavirus balosi. Shularni o'madini biz bulganlarimizda o'xlatlarni o'g'il yotgan joylarni jannatlardan bilsin. Sizlarga kuni ham o'xlatlarni bilsin. Yotgan joylarni jannatlardan ato etsin. O'xlatlarni o'g'il aylasin. Ihsob tarzda ulug' dargohiga qabul qilib
birlarga ming minglarga hazor olar bilsin ketmasdan ular bilsin shiklanadi tomardini bilsin roqi tog'on bilan uxlashdi ana uy joyi yo'q Sarvar aka osillari mana bir qadam ko'chib chiqdi uy uchun majburib pul yotdi kunda inoldi spiralga o'tirdim ana üç günden bir kattalarda oluyor. Borup borup işimi bitirdim. Okur. Şimdi akbar oğlu sana da. Mağlubadın nakliyetle odan yiyor. Bunlar YouTube'a çıkar mı değil? Sıcık. Ben üstüyüm. Yok öyle. Öyle yok da ama öyle. Biz siydeyim mi? Şimdi sıkın oturalım. Hayır mı? Hayır mı? Kola aytanlar. Ama yok ama sözde. Hayır mı? Azı şah. Bana azı şah sağ şah. Ben zindiren mahallesi yaşarken. Kola. Bu müdür mü? Aralı şahsarı şahsarı Zingira mahallesi yaşayacak. Vakaydı Ümürcan'ın konudanına taşır birdik. Vakaydı Ümürcan şahayeti ağır birinci grupta nagranı. Yalnız ona bakışını yokatken. Hazır bir günde ücreti yok. Sonra şu kuartelere duradı. Kuartelerden çıkış ihtimali var. Hiç kalmıyor. Hiç yerden yordam, madatlar yok. Şimdi ütümaç kılalımız ki hamilelerimize, kimde kimde ihsanlara, hamilelerimize. Bana şu konudanına hem imkanları bakıyor. Yordam kılıçlarınızı. Bütün maskeler sonra kalmaz. Bugün yolda şu var. Benim imanım. Hani geçen hafta yaptım. Oğlum bu. O zaman oylık işleyemez. Bir de ana şunun var. İyi kötü problemi. Bana ahvalım beni. İltimossuzlardan. Bu zinde. Spoiler çağırdı. Gülümünle. Sen kim yaptın? Kim yaptın? Yok, kirli skor. Kendi ama? Biz olmuş çıktı. Oğlum abi başım. Miyem olamıyor. Uyuyorum acaba. Zayıf. Yetim ballar zayıf dilgen. Ayol kişi zayıf dilgen. Resulullah Aleyhisselam hadiste aytadı. Ahric malal zayıfayn al mar'a vel yetim. Ana shu molingizdan ikkita zaifni haqqini chiqarib qo'ying, ayol kishini va yetimni deydi. Mana aytdik, zaif xullas boshqalarga quvvati yetmaydigan, boshqalar unga jabrstan qilishi mumkin bo'lgan odam zaif deylar ekan. Ayol kishi, yosh bola, kasal, qari, musofir, qarzdor va hokazo. Kasallik zayıf bo'lishi mumkin. Bu shollik, ko'rlik yoki bo'lmasa boshqa bir kasallar. Odamlarning ichida shundaylari bo'ladiki, zayıf deganda albatta kasal bo'lish kerak ekan, kambag'al bo'lish kerak ekan, qari bo'lish kerak ekan emas. Bir kishi sog'lom bo'lishi mumkin. Lekin tabiati yosh bolan singari bo'lishi mumkin. Ya'ni arzimagan narsaga xafa bo'lib qoladigan. Mana shu odamni ko'ngliga qarab muomala qilib qo'yishlik ihson deyiladi. Bir odam borki, jismonan baquvvat, filde gavdasi bor, lekin yuragi yo'q. Unga ana shu yuragiga qarab muomala qilishi ehson ekan. Ulardan bir kishi puli ham bor, quvvati ham bor, lekin musofirligi tufayli qarindosh urushli aloqalar yo'q tufayli zaif. Unga mana shu tomondan muruvvat qilinar ekan. Ehson deganda faqat bu akalar bu dasturxon solgan narsani tushunmaylik. Kasal bu zayıf deb aytdik.
unga qanaqa bir yaxshilik bo'ladi. Uni kasal bo'lgan paytda uni ziyorat qilib, shu kasali bilan Allohdan savob umid qilishligi kerakligini eslab turishlik, holidan xabar olishlik bilan bo'lar ekan. Azon ihsonimiz bor edi. Yuragidan qabul qilasiz. Alloh razı olsun. Hammani sizlar yuklaysizlar. Mana shunday yuklagan insonlarni uyiga ham barakot bersin. Hamisha tinchlik bo'lsa, sog'lik bo'lsa. Mana shu dunyomiz tinch bo'lsa. Hamisha sog' bo'lasizlar, uylarga yaxshi kunlar ko'rasizlar, to'ylar ko'rasizlar. Bizlarni yo'qlaganingizlar uchun Xudo sizlarga ming ming bersin. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ko'rinasiz. Akta qaroq aytdim o'shiga. Ichkariga kiraylik qani. Yaxshimisiz? Sarvar shahridan xonim Sarvar aka ehson olib keldilar. Onalar o'tganlar, onalarning tug'ilgan kuni munosabati bilan xayriya ehson qilibdilar. Xonimizni duo qilib bering, onalarni. Duo qiling, aytamiz, bo'layotgan joylarimiz bor, Alloh hafiz. Nimaga niyat qilganmiz, niyatlarimiz yetkazilar. Ona xonimizdan sizlar uchun mutta musin. Katta rahmat sizlarga. Bu kelar uchun Yangi yil sovg'asi. Moshin notur turib qolmam, moshin kirmayman dedi. Assalomu alaykum. Rahmat, rahmat. Yaxshimi? O'zingiz yaxshimi? Ha, mana ozroq ihsonimiz bor edi. Alloh yo'liga dargohga qabul qilsin. Maza qilib yeb ichib, maza qilib o'tiring. Kelayotgan bayramlaringiz bilan. Ha, sog'qina bo'ling. Kelasi yillarga ham eson-omonlikda yurish nasib qilsin. Ha, sog' bo'ling. Ayting, duo bilan qaytamiz biz. Alloh akbar. Sağ ol oğlum, yaşayın. Sağ ol. Ayting buvajon, o'zingiz ayta qoling buni. Xayr ehsonlaringiz Xudo dargohiga qabul qilsin. Bundan ham Xudo ziyoda qilsin. Meni ham baramchilar qatorlaring. Alloh akbar. Sog'qina bo'ling. Yaxshi kunlar, to'ylarga kirsangiz, sog'qina bo'lib o'ynab turing sizlar. Ustoradan qaytasizlarmi? Yo'q, biz hali borayotgan joylarimiz bor. Mana
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadislarda aytadi: "Ibuguni inda du'afaikum." Meni deydir Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Alloh taolo mana hadislarda payg'ambar aytadi: "Allohni zaiflaringizni oldidan qidiringlar" deyilgan. Ya'ni Allohning roziligini zaiflarni ko'nglini ko'tarishlik bilan, ularga ihson qilishlik bilan qidiringlar deydi. Mana bu kishi hadislarda keldi, o'zi qilgan gunoh tufayli kelayotgan rizqidan mahrum bo'lib qoladi. Va ana shu zaiflarga ihson qilishligi bilan rizqini barakotli bo'lishligini o'zi ta'minlaydi. Bag'rimiz keng bo'lish kerak ekan. Bu qiyin bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Hamma nervi tugagan, hamma buni kechira olmaydi. Hamma shu so'kinib turadi, bir şey baqir chaqir qilib turadi. Shu bilan rizqimiz tirtayar ekan birodarlar. Mana Qur'on Karimda Alloh taolo Qalam surasida bir qissani bayon qiladi bizga. Yamanda katta bir bog'da egasi bo'lgan bir boy kishi bo'lgan. Bu bog'da egasi har yili mevasi pishgan paytda bog'ini 3dan 1 qismini mevasini kambag'al bechoralarga tarqatadigan bo'ladi. Ya'ni yetim bechora kambag'al miskin odamlarga haqqini chiqarib beradi bu masadan. U kishi vafot etib, nimalarda kelishi bir juda katta bog' bo'ladi. Juda katta bog'. Farzandlarga qoladi bog'. 3dan 1ini kambag'al yetimlarga yediradi, Alloh taolo ziyoda qilib beradi deyilganiga. Birodar mana zakot degan ibodati vaqti kelyapti. Ba'zi bir birodarlarga Ramazonga to'g'rilab beriladi, savobi ko'proq bo'ladi. Zakot degan so'zni lug'aviy ma'nosi keladi, uni bo'lish degani. Ya'ni sen qirqdan birini bersang, qolganini men saqlayman deyapti Alloh. Yana nima qilib beraman? 3dan 1ini berar ekan kambag'al bechoralarga bog'i zo'r ketyapti. Bu ota vafot qilganidan keyin bolalarni qo'lib yotadi bog'. Aytishadiki, otamiz ahmoq odamida bo'lgan, ahmoq odamida deyishadi. Shunaqa katta bog'da 3dan 1 mevasini befoyda joyga sarflab yorardi. Biz unaqa qilmaymiz deyishdi. Bermaymiz deyishdi. Ya'ni ko'ringki, o'lchovlar buzilsa, Allohning buyrug'ini bajarishlik ahmoqlik deb o'lchanar ekan. Zakot beradiganlar, bu berayotganinglarda Allohga berayotganinglar yo'qsizlar. Sizlar o'zingizlar uchun beryapsizlar bu narsani. Chunki ana shu berayotgan pulimizni ichidan ancha-muncha kirib qolgan harom xarish luqma aralashib qolgan bo'lsa, tozalanishiga sabab bo'ladi va unib o'sishligiga, baraka topishligiga sabab bo'ladi. Bu o'zimizni o'ylayapmiz birodarlar. O'zimizga o'ylab beraylik. Alloh taolo bizga bergan zakotimizga, sadaqamizga yoki qurbonligimizga zor emas, muhtoj emas. O'zimiz uchun. Mana bu bolalarni o'lchovi buzilgan, nima qilamiz beri? Otamiz ahmoq odam bo'lgan edi. Berishmaydi. Bog'lar yotgan kechasi o'tgandan keyin kechqurun bog'da mevasini terish kerak bo'lgan paytda maslahat qilishadi. Alla yadxulanna halyam alaykum miskin. Ya'ni fantolaqu vohum yataqofatun bir-birini pichirab o'g'atishdi saharda. Ertaga uzamiz mevani, shunda bir e'lon qilmasdan uzaylikki, birorta kambag'al kirib bizdan bitta narsani olmasin. Biz o'zimiz yig'ib olib chiqib ketib qolaylik hamma foydasini. Deganga maslahat qilishi ertalab bir-birini vahum yataxofatun pichirab o'g'atishdi, chiqib ketdi. Nima qilmasin biroq? Eshitib qolmasin. Bog'ga borishdi. Mana shu g'irashida qorong'ida borishdi-da, innalodolun. Bu bog' yo'q, topolmay qoldik bog'da dedi. Fatofa alayha toifum min robbiki vahum naimun. Bular ana shu bog'da mevasini bermaslikni maslahat qilishdi, qasd qilishdi, niyat qilishdi, uxlashdi. Mana shu kechani o'zida ana shu bog'ni yonida katta bir tog' bo'ladi, g'or bo'ladi tog'da. Shu g'ordan bir o't chiqib, bir bog'da aylanib turib kirib ketadi. Fatofa alayha toifum min robbika va hum naimun. Birodalar, bu Allohning bog'i emasmidi bu? Allohning mevasi emasmidi u? Bizga ijaraga berilgan emasmidi u? Fasbahat kassarim. Daraxt kuyib to'nkalari ko'mir bo'lib tutab qoldi. Bular sahar ushnasidan xabar yo'q uyg'onishdi, bog'ga qarab borishdi, bir-birini pichir-pichir qilib o'g'atib borganda, qarasa bog'ni topisha olmadi. Biz yo'qotib qo'yibmiz u yo'lda. Biz adashib qolibmiz dedi. Ozgina tushgandan keyin kun yorishdi, bog'i kuyib kulgani qolgan ko'rishda, qolu ya vaylana inna kunna tog'ini, biz zulm qilib qo'yibmiz, haddimizdan oshib ketibmiz. Qola avsatuhum alam aqullakum lavla tusabbihun. Ichida bitta insonni aytgan ekan. Qo'ylari, otamiz qilgan ishni qilaveraylik deganda uni ham og'zini yopishdi, bilasanmi? Agar 3dan 1ni bermasak, necha % senga ham tegadi?
Ko'proq foydani gapirishganda u ham xub deb qoldi. Uniki ham kuyib ketdi akalar. Ana shu 3dan birini mevasini berishligi bog'ini o'sishligi, baraka topishligining bir kafolati emasmidi? Asa robbuna yubdilana khayran minha inna ila robbina ragibun. Kazalikal azab deydi Alloh taolo. Azob mana shunday bo'ladi deyapti. Wala azabul oxirati akbar law kanu ya'lamun. Endi dunyodagi azob shunaqa molini topib qo'ydi deyapti. Endi oxiratdagi azob bundan ko'ra og'irroq bo'ladi agar bilishadigan bo'lsa. Xulosa. Xulosa zaif deganda quvvatda aksi. Yosh bola, ayol kishi, qariya, kambag'al, nochoq odam. Qo'yingki sizni oldingizda quvvatsiz qaysidir bir tomondan. Shunga shu quvvatsizligini sabr qilib ko'tarib qo'yishingiz unga qilgan ihsoningiz bo'ladi. Unga qilgan ihsoningiz sizni rizqingizga baraka kelishiga sabab bo'ladi. Yengillarni olib borizlar-da. Telefon. Hey. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanaqasiz? Yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kelajak bayramlaringiz. Bittagina ihsonimiz bor edi Alloh yo'liga. Sizga atab olib keldik. Kelayotgan yangi yil bayramlaringiz muborak bo'lsin. Sog' bo'lib, salomat bo'lavering. Rahmat. Duo qilib bering. Duo qilib bering. Hammalaringizga Xudoim o'zi qo'llab quvvatlasin, martabalaringizni oshirsin, ishlaringizni o'ngidan qilsin. Hamisha sog'-salomat farzandlaringizda, oilalaringizda boshiga sog' bo'laveringizlar. Va kelayotgan yangi yillarimiz bundan-da ziyoda hammamizni barakalarga berib, oilamiz bilan sog'-salomat yuraylik. Kasallarimiz ham tuzalib, sog' bo'lsin. Ne bo'lsa siz ham sog' bo'lib keting, ro'yimni. Rahmat. Xudo hammalaringizni ziyorat qilsin. Mayli, bayramlar yaxshi o'tkazing. Yaxshi kutib oling yangi yillarni.